Belediye Başkan Vekili Cevdet Kabakçı başkanlığında toplanan belediye meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüştü. Gündem maddelerinde isim verilmesi konusundaki maddeler gündemden çekilerek ismi komisyonuna havale edildi. Üniversitemize beraber bu teknokent AŞ'nin oluşumunda belediye insanları temsilcinin verilmesi gerekiyor. Bu konuda adı olmak isteyen arkadaşımız istekte bulunan o zaman temsilci olarak Sabri Hanım'ı oylarınıza sunuyorum. Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi, Kahramanmaraş Belediyesi ve çevre belediyeler katı atık bertaraf tesisleri yapma ve işletme birliği, tüzük değişikliği teklifi, okul yeri olan Kahramanmaraş Mahallesi, 5774 ada 4 parseldeki belediye hissesinin bedelsiz olarak il özel idaresine devri teklifi, belediye başkanlığını temsil eden logonun değiştirilmesi teklifi, Kahramanmaraş Teknokent Yönetici AŞ'ye belediyenin temsil eden yetkili atanması teklifi, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak bir sanat tarihçisine tavan ücretinin belirlenmesi teklifi, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılan personellere sözleşmeli personel ek ödeme oranlarının belirlenmesi teklifi, Akmot Gönüllüsü ve Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği teklifi, mülkiyeti Kahramanmaraş Belediyesi'ne ait müstakil hisseli parseler satış kararı alınması teklifi, İller Bankası'ndan kredi kullanımı için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Poyraz'a yetki verilmesi teklifi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin bir seanslık salon tahsis ücretinin belirlenmesi teklifi, üretilmekte olan unlu mamulleri fiyatlarının belirlenmesi ve fiyat değişiklikleri için encümene yetki verilmesi teklifi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki binanın engelli dernek binası olarak tahsis edilmesi teklifi, bozulan yolların tamir bedellerinin belirlenmesi teklifi, agrega malzemesinin satış fiyatının belirlenmesi teklifi, imar planı tadilatları teklifi, dilek ve temenniler ve izin dilekçeleri görüşüldü. Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısına 6 Şubat Pazartesi devam edilmek üzere oturuma ara verildi.